Merhaba değerli 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizinle sosyal bilgiler çalışma yapraklarının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Bir diğer soruda insanlar geçimlerini sağlayabilmek için çeşitli işler yaparlar. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen bu işlerin her birine ekonomik faaliyet denir. Şimdi aşağıda görsellere verilen mesleklerin hangi ekonomik faaliyet alanıyla ilgili olduğunu belirleyin. Görselleri üzerinde yazan rakamları kullanarak uygun ekonomik faaliyet alanıyla eşleştirin demiş. Hemen yapalım. Şimdi meslekler ve ekonomik faaliyet alanlar demiş. Ben yanlarına yazıyorum. Tabii eşleştirmesini sizler yine yapabilirsiniz. Şimdi ulaşıma baktığımız zaman 3 nolu görseli yazabiliriz yani buraya bir otobüs şoförünü. Şimdi turizm hem 3 nolu turist kafilesini taşıyan şoför ve tabii ki hizmet sektörü olarak da 5 yazabiliriz. Hizmet 5 nolu görseldeki hizmet sektörü buraya işte her türlü özel ve kamu hizmet alanları girebilir. İşte hastaneler, okullar hizmet alanıdır diyebiliriz. Bir diğeri görselde sanayi, onu da bir diyebiliriz. İki ormancılık olabilir. Ağaçların kesilmesi ve benzeri. Tabii hayvancılık, işte arıcılığı yazabiliriz 4 nolu ve tarım olarak da 6 nolu yeri yazabiliriz. Bir diğer soruda yaşadığınız yerdeki en yaygın ekonomik faaliyetleri yazın demiş. Tabii siz buraya istediğiniz yani kendi bölgenizin, kendi yörenizin hangi ekonomik faaliyeti daha fazlaysa onu yazabilirsiniz. Ben yine buraya ekonomik faaliyetlerden birkaçını yazayım. Yine hayvancılık, madencilik, tarım, ticaret, sanayi, hizmet sektörü, balıkçılık, ormancılık, benzeri şeyleri yazabilirsiniz. Bir sonraki soruda Göktuğ'un sorumluluk sahibi bir birey olarak sergilediği bilinçli tüketici davranışlarını aşağıda verilen ifadelerden bularak işaretleyin demiş. Hemen işaretleyelim. Baktığımız zaman almak istediği ürünlerin fiyat etiketi olup olmadığını kontrol eder. Güzel bir davranış. Alışverişte fiş veya fatura almaya dikkat eder. Güzel. Çarpımızı koyuyoruz. Alışveriş yaparken isteklerini ihtiyaçlarından önce tutar. Hayır, öncelik ihtiyaçlarımızdır. Satın alacağı ürünün fiyatına bakmadan pahalı olanını alır. Tabii ki hayır. Aynı kalitedeki özellikle aynı ürünün ucuz olanını almalıyız. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi yapar. Tabii ki bu doğru bir davranıştır. Ne alıp ne almayacağı konusunda bilgi sahibi olur. Ambalajı açık ürünlere almamaya dikkat eder. Kesinlikle bu bozuk bir ürün olmuş olabilir. O yüzden dikkat ediyoruz. Kusurlu ürün veya hizmetlerden dolayı haklarını arar. Kesinlikle doğru. Özellikle tüketici haklarına başvurabiliriz. Alacağı ürünlerde TS damgası olup olmadığını önemsemez. Hayır, TS damgası olup olmadığını önemsemeliyiz. Aldığı ürün kusurlu ise fiş ile birlikte iade edebileceğini veya değiştirebileceğini bilir. Kesinlikle bunu yapabiliyoruz. O yüzden her alışverişten sonra fiş veya fatura almaya dikkat ediyoruz. Bir sonraki soru, insanlar bir işte çalışmalarının karşılığında para alırlar. Belirli bir süre içinde belirli yerlerden kazandığımız paraya gelir denir. Bir hizmet ya da ürün karşılığı harcanan paraya da gider denir. Devletin bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümüne bütçe denir.
ailedeki gelir ve gider dengesinin oluşturulmasına aile bütçesi denir. Herkesin kendi bütçesini planlaması gerekir. Böylece zor durumda kalmaz ve bütçemize göre harcamış oluruz. Şimdi baktığımız zaman siz de kendinize ait haftalık bir bütçe oluşturun. Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan yerleri ailenizin yardımıyla doldurun demiş. Çocuklar siz buraya kendi gelirinizi ve giderlerinizi yazabilirsiniz. Harçlığınızı, ailenizden aldığınız harçlığı şuraya yazıyorsunuz. Yani harçlığınız sizin haftalık harçlığınızdır. Giderlerim kısmında bir hafta boyunca yiyecek ve içeceğe harcadığınız parayı, kırtasiye, kitap, defter, kalem, silgi için harcadığınız parayı, diğer eğlence için, bazı özel ihtiyaçlar için, özel istekler için harcadığınız parayı yazıp toplamını yazıyorsunuz. Tabii hani sizin harçlığınız, geliriniz buradaki toplam gideriniz olduğu için harçlığınızdan giderinizi çıkardığınızda harçlığınızdan arta para kalıyorsa tabii ki doğru harcama yapıyorsunuz demektir. Ama gideriniz gelirinizden fazla ise bu konuda bir sıkıntı var demektir. O yüzden harcamalarınıza dikkat etmeniz lazım. Sıradaki soru, aşağıda verilen bilgilerin hangi israfı önlemeye yönelik olduğunu işaretleyin demiş. Hemen bakalım. Lambaları gereksiz yere açmamalıyız. Tabii ki elektrik israfıdır. Kullandığımız giysileri Türk Kızılayı gibi yardım kuruluşlarının giysi toplama kutularına atmalıyız. Tabii ki giysi israfı. Tüketebildiğimiz kadar ekmek almalıyız. O da gıda israfı. Kullanılmış kağıtları ve kartonları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Tabii ki kağıt israfı. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken ve duş alırken suyu boşa akıtmamalıyız. O da tabii ki su israfıdır. Kağıdın her iki tarafını da kullanmalıyız. Tabii ki kağıt israfı. Oyuna, televizyon seyretmeye ve uykuya gerektiğinden fazla vakit harcamamalıyız. Tabii ki zaman israfı. Teknolojik aletleri kullanmadığımız zamanlarda prizde bırakmamalıyız. Tabii ki elektrik israfı. İhtiyacımız yoksa giysi almamalıyız. Tabii ki giysi israfı. Artan ekmek veya yiyecekleri uygun koşullarda saklamalıyız. Tabii ki gıda israfı. Hayatımızı planlamalı ve işlerimizi bu plana uygun olarak yürütmeliyiz. Yine tabii ki zaman israfıdır. Ve son olarak sebze ve meyveleri yıkadığımız suyu biriktirerek bu suyla çiçekleri sulamalıyız. Tabii ki yine su israfı diyebiliriz. Bir sonraki soruda verilen ifadelerin üzerinde yazan numaralar kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayın demiş. 1'de eğitim hakkı, 2 bir işte çalışma hakkı, 3 sevgi ve ilgi görme hakkı, 4 beslenme hakkı, 5 dinlenme hakkı, 6 sağlıklı biçimde büyüme hakkı, 7 seçme ve seçilme hakkı, 8 oyun oynama hakkı ve 9 dernek kurma hakkı. Şimdi A'da doğuştan sahip olduğunuz haklar hangileridir diyor. O yüzden ben 1 yazıyorum, yani eğitim hakkı. Bunun yanında 3 sevgi ve ilgi görme hakkı tabii ki. Yine bunun yanında 4 beslenme hakkı. Tabii yine 5 dinlenme hakkı. Bunun yanında tabii ki 6 sağlıklı bir çevrede büyüme hakkı. Ve tabii ki bunun yanında oyun oynama hakkına da sahibim. Yine 8 yazıyoruz. B'de hastalığında doktora götürüp tedavi edilmeliyim diyen bir çocuk hangi haktan söz etmektedir? Tabii ki sağlık hakkından, yani 6. C. Sağlıklı olmak için sadece karnımın doyması yetmez. Duygusal ihtiyaçlarımın da karşılanması gerekir diyen bir çocuk hangi haklarından söz etmiştir? Tabii ki sevgi ve ilgi duyma hakkından bahsetmiştir. Bir de tabii ki hani karnımın doyması yetmez dediği de 4 beslenme hakkından bahsetmiştir. Peki Ç, yukarıdakilerin hangileri çocuk hakları arasında yer almaz diyor.
Çocuklar bir defa çocuk yaşta çalıştırılamazlar. Yani iki. Tabii ki 18 yaşına gelmeden seçme ve seçilme hakkını da kullanamayız. O yüzden 7'yi yazıyoruz. Bir de tabii ki dernek kurma hakkı da olmadığı için 9'u yazabiliriz. Bir diğer soruda aşağıdaki soruları metinden faydalanarak cevaplayın demiş. Atatürk nutukta ne kadar zengin ve refah içinde yaşarsa yaşasın, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan öteye gidemez. Oysa Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak olmaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır demiştir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlayan bağımsızlık mücadelemiz 30 Ağustos 1922 yılında zaferle sonuçlanmıştır. Bu zaferin ardından milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. 15 Temmuz 2016'da milli iradeyi yok sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen terör örgütünün hain darbe girişimini durduran milletimiz özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Şimdi A'da Atatürk'e göre bağımsızlıktan yoksun bir milletin uygar insanlık karşısındaki durumu nedir? Tabii ki Atatürk'e göre uşak olmaktan öteye gidemez. Peki 15 Temmuz 2016 tarihinin Türk milleti için önemini yazın. Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini göstermiştir. C'de bireysel özgürlük, kişinin hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak karar vermesidir. Yani istediği mesleği seçebilmesi, istediği eğitim alabilmesi, istediği yere gidebilmesi, istediği gibi tarım, ticaret yapabilmesi ve daha birçok hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır. Buna göre bireysel özgürlüğe sahip kişilerin hak ve özgürlükleri nelerdir? Hemen yazalım. Hiçbir baskı ve zorlama olmadan düşüncesini söylemesi ve karar vermesi. Bunun yanında tabii ki istediği mesleği seçebilmesi, istediği eğitimi alabilmesi, istediği yere gidebilmesi, istediği tarım, ticaret gibi işleri yapabilmesi, gibi birçok hak ve özgürlükleri vardır. Bir diğer soruda gezip görmeyi en fazla istediğiniz ülke neresidir? Bu ülkeyle ilgili araştırma yaparak aşağıdaki boşlukları tamamlayın demiş. Gitmek istediğiniz ülke, burayı size bırakıyorum. Tabii ki herkesin gitmek istediği ülke farklıdır. Ama istediğiniz ülkeyi buraya yazıp başkentini hemen altına, nüfusunu araştırarak buraya yazabilirsiniz. O ülkenin komşuları nelerdir buraya yazabilirsiniz. Konuştuğu dil neresidir tabii ki yine buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde edindiğiniz bilgileri buraya yazabilirsiniz. Buraya da araştırdığınız ülkenin görselleri varsa buraya ister çizin, ister
yapıştırın. Bu şekilde buraya bunları yapıştırabilirsiniz. Bir sonraki soruda çocuklar, Türkiye'nin komşularına aşağıdaki haritalardan yararlanarak verilen boşluklara yazın demiş. Hemen ben yazıyorum. Sizler de ödevinizi yapabilirsiniz. Hemen ülkemizin sınırı komşu olduğu ülke Bulgaristan. Hemen alt taraftaki Yunanistan. Hemen üstteki komşumuz Gürcistan. Onun hemen altında Ermenistan. Burası Nahçıvan'dır çocuklar. Hemen şurası İran. Güney komşularımızdan birisi Irak. Ve diğer güneydeki komşumuz da neresidir? Suriye. Bir sonraki soru çocuklar. Aşağıda verilen tablo üzerinde Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki ithalat, ihracat ürünlerini ve ülkelerin başkentlerinin isimlerini yazın demiş. Şimdi burada ithal ettiğimiz ürünler ve ihracat ettiğimiz ürünler ülkelere göre çok fazla olacağı için ben buraya ekleyeceğim çocuklar. Ben buraya eklediğim zaman sizler burada da videoyu durdurup yazabilirsiniz ödevinizi. Yine aynı şekilde C sorusunda aşağıda verilen cümle üzerine Türkiye'nin komşu ülkelerle arasındaki ithalat, ihracat ürünleri ve sınır kapılarını yazın demiş. Yine ben buraya ithalat, ihracat ürünlerini çok uzun zaman alacağı için yazmak hazır bir şekilde koyacağım. Yazılmış bir şekilde koyacağım. Sizler de onları defterinize geçirebilirsiniz. İthalat, ihracat ve sınır kapısı isimlerini buraya yazacağım. Ve son olarak aşağıda tabloda yer alan ülkelerin sahip oldukları bazı kültürel unsurlar ile ilgili verilen boşlukları doldurun demiş. Yine Türkiye, Japonya, Hindistan, İngiltere ve Macaristan yöresel yemekleri, yöresel giysileri ve önemli yerleri. Yine ben buraya ekliyorum çocuklar. Sizler videoyu durdurup burada ödevinizi yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.